Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Yoldaş piyasa analiz programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Dün tansiyon yükselmişti biliyorsunuz. Pelosi'nin Tayvan ziyareti vardı. Bütün gözler Pelosi'nin uçağı nasıl inecek, sorun olacak mı, olmayacak mı derken piyasa öncesinde biraz gerildi. Uçak indikten sonra biraz daha sakinleşmenin olduğunu, dinginleşmenin geldiğini söylemek mümkün. Ama Asya tarafında hafif bir toparlanma olduğunu belirtebiliriz. Bu arada Pelosi'nin ayrılması sonrasında 4 ile 7'si arasında özellikle de Tayvan'ı çevreleyen bir askeri harekatlılık olacağı belirtiliyor. Tatbikat çalışması olacağı belirtiliyor Çin tarafından. Bakalım çeşitli muhtıralar verildiğini, işte Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan Çin Büyükelçisi'nin çağrıldığı, muhtıra verildiği şekilde uyarılar verildi. Yine aynı şekilde baktığımız zaman Çin Halk Cumhuriyeti parlamentosu tarafından da yine kınama açıklamalarının geldiğini gördük. Bu su daha uzun süre kaynamaya devam edermiş gibi duruyor. Tansiyon bir kez yükseldi. Bakalım önümüzdeki dönem neler getirecek. Yakından takip ediyor olacağız. Bu arada dün de Borsa İstanbul yeni bir rekor denemesi yaptı ama oradan bir kar realizasyonu geldiğini gördük. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 8.73 puan ve %0.33 kayıpla 2647 puandan tamamladı. Gerilemede Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin yarattığı politik gerginlik ve küresel imalat PMI verilerinin daralma işaret etmesiyle etkili oldu. Bankacılık endeksi %0.51, holding endeksi %0.04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1.67 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise %2.12 ile gıda içecek oldu. New York borsasında da ABD ve Çin arasındaki artan tansiyon etkisiyle günü düşüşte tamamladığını gördük. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybıyla %1.23 gerilemeyle 32.396 puana indi. S&P 500 endeksi ise %0.67 azalarak 4.091 ve Nasdaq endeksi de %0.16 kayıpla 12.348 puandan günü tamamladılar. Pelosi 1987'den bu yana ilk kez ziyarette bulunan bir temsilciler meclisi üst düzey yetkili olduğunu biliyoruz. Küresel piyasalara tüm dikkatler ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından olmuştu. Adayı ziyaret eden en üst düzeydeki ABD üyesi olduğu belirtelim. Pelosi sosyal medyadan yaptığı açıklamada Tayvan lideriyle görüşmelerimiz ortağımıza desteğimizi yeniden teyit edip özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini ilerletmekte de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekleyecek dedi. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı yüksek profilli ziyarete misilleme olarak Tayvan'ın bazı ürünlerinin ticaretini durdurdu. Bu kapsamda Çin, Gümrük İdaresi birkaç kez aşırı pestisit kalıntısı tespit edilen ve Haziran ayında koronavirüs testi pozitif çıkan bazı dondurulmuş balık paketleri nedeniyle bazı balık ve meyve ithalatını askıya aldı. Ayrıca Tayvan'a doğal kum ihracatı da yasaklandı. Temmuz ayında Çin hizmet PMI verisi 55.5 ile ard arda ikinci ayda da yükselirken Nisan 2021'den beri en hızlı büyüme değerine ulaştı. Haziran ayında 54.5 seviyesinde bulunan endeksin 55.2 puana yükselmesi bekleniyordu. Talep toparlanması umutlarıyla güven Kasım 2020'den beri en yüksek seviyeye görürken yeni siparişlerinde Ekim 2021'den beri en fazla artış kaydettiği gözlendi. Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna'dan dün hareket eden Mısır yüklü Razonia gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamada Ukrayna'dan Odessa limanına hareket eden Mısır yüklü Razonia kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkide demirlemiştir bilgisi verildi. FED başkanlarından da açıklamalar vardı. Sırasıyla baktığımız zaman Chicago FED Başkanı Charles Evans, enflasyon düşmemesi halinde FED'in Eylül toplantısında politika faizini 50 bas puan arttırabileceğini, hatta 75 bas puanlık bir artışın da söz konusu olduğunu belirtti. San Francisco FED Başkanı Mary Daly de fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlıyız. %2'lik hedefe yakınsanmak için daha çok uzun yolumuz var diye konuştu. San Luis FED Başkanı da James Bullard da enflasyonun FED'in faiz artırımlarına beklediği gibi gevşeterek yanıt vermemesi durumda
oranların uzun süre daha yüksek kalması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'da da açıklama vardı. Washington Post'a verdiği röportajda Mester, "Yapacak daha çok işimiz var çünkü enflasyonda dönüşü görmedik," dedi. Bugün OPEC Plus toplantısı var. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve Rusya liderlerindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC Plus'ın ortak teknik komitesi bu yıl içinde petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200 bin varil düşürerek günlük 800 bin varile indirdi. Petrol piyasası bugün yapılacak OPEC Plus toplantısına odaklandı. Toplantıda Eylül ayı üretim politikası görüşülecek. Evet, şimdi araştırma bölümümüzden Sedat Epli'ye gidiyoruz. Bizimle gelen bilançoları ve aynı zamanda gelmiş olan verilerle ve bugün gelecek olan verileri bizimle paylaşacak. Cenk Akyoldaş, özellikle Tayvan meselesiyle başladın. Hatırlıyoruz ki ilk Mart ayında, Şubat-Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşından sonra sen hemen bir Tayvan-Çin konusunu araştıralım Sedat demiştin. Ve bu noktada baktığımız zaman özellikle 2019-2020 yıllarında Çin'in Tayvan'a yönelik tacizlerinin ciddi anlamda arttığını görmüştük son araştırmalarımızda. Ve nitekim de konuştuğumuz gibi özellikle baktığımızda dün biraz daha gerilimin yukarıya tırmandığını ve dünyadaki özellikle siyasi ve politik, askeri bütün dengelerin biraz ya Asya tarafına kaydığını gördük. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir de finansal boyuta bakalım isterseniz. Özellikle dün yurt içinde Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden birinin Şişecam'ın bilançoları açıklandı. Şişecam'ın bilançosunun detaylarına baktığımız zaman burada 6 aylık dönemde Şişecam'ın 40.2 milyar liralık bir gelir, net satış elde ettiğini görüyoruz. Burada 3 aylık dönemde 23,2 milyar liralık bir gelir elde etmişti şirket. Geçen yılın aynı döneminde, yani geçen yılın 2021 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam 7 milyar lira idi. Esas faaliyet karına baktığımız zaman 9.2 milyar liralık bir esas faaliyet karı açıkladığını görüyoruz şirketin. Bu noktada 3 aylık dönemde bu rakamın 5.3 milyar liraya ulaştığını görmekteyiz. Özellikle brüt kar marjına baktığımız zaman burada olumlu bir düzelme olduğunu görüyoruz geçen yılın aynı dönemine göre. %36'dan %39'a çıkmış brüt kar marjı şirketin. Faaliyet kar marjına baktığımız zaman ise burada 0,27'den %27'den %25'e bir düşüş olduğunu, yine EBITDA marjında ise %35'ten %30'a düşen bir EBITDA marjı olduğunu genel olarak görüyoruz. Karına baktığımız zaman şirketin diğer bir grafikte karını göreceğiz. Burada genel olarak 5.3 milyar liralık bir kar rakamı açıkladığını görüyoruz şirketin. Genel 6 aylık total rakam ise bu noktada 8.9 milyar lira. Geçen yılın 6 aylık döneminde bu rakam 2.7 milyar TL idi. İlk yıl, yarı yılda şirketin 2.9 milyon ton cam ürettiğini, bu noktada 2.4 milyon ton ise soda külü ve yaklaşık 2.1 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Özellikle turizm ve tüketim sektörlerindeki olumlu normalleşmenin ve sağlık sektöründe yine trendin yukarı yönlü gitmesiyle beraber cam ambalaj ve cam eşya gibi ürünlerin tüketiminin artmasıyla burada olumlu gelişmelerin olduğunu bahsetmiş şirket genel olarak basın bülteninde. Yine özellikle çip sıkıntısının 2022 yılında biraz daha azalacağını ve otomotiv sektöründe üretimin biraz daha artarak bunun cam sanayi gibi pek çok girdisi olan şirkete olumlu şekilde yansıyacağını yine raporunda belirtmiş. Genel olarak Şişecam'ın bilançosu, 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin bilançosu bu şekildeydi. Onun dışında yurt dışına bakalım isterseniz. Dün ABD'de Jolt açık iş ilanları rakamları geldi. Burada beklentinin altında bir rakam açıklandı. Beklenti 11 milyondu. Burada 10.6 milyonluk bir rakam açıklandı Haziran ayında. Mayıs ayında bu 11,3 milyondu. Özellikle Powell'ın son açıklamasında birçok etken olduğunu söylemişti ekonomiyle ilgili, ama Jolt verisinin önemli olduğunu ve bu rakamın yukarı yönlü gitmesinin aslında enflasyonist baskını, yani iş gücü piyasasının fazla olmasının enflasyon baskısını arttıracağını ve bu noktada Fed'in daha fazla faiz arttırımına gitmesi gerekebileceğiyle ilgili açıklamaları vardı. Bu önemliydi. Bir de Cuma günü biliyorsunuz ki tarım dışı istihdam verileri gelecek. Temmuz ayına ilişkin açıklanacak verilerde 250 bin
düzeyinde artması bekleniyor. Genel olarak böyle bir tablo var. ABD'deki işsizlik rakamlarının ise %3,6 olduğunu biliyoruz. Burada aslında %3,5'in Fed'in belirlediği %3,5'lik işsizlik rakamına hemen hemen biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Çin ve Japonya'dan PMI verileri gelmişti. Özellikle Çin'de hizmet PMI'nde iyi bir güçlü bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Özellikle Mart-Nisan aylarında biliyorsunuz ki ciddi kapanmalar, Şangay başta olmak üzere pek çok şehirde kapanmalar mevcuttu. Bu kapanmaların yavaş yavaş kalkmasıyla beraber Çin'deki ekonomik aktivitelerin yavaş yavaş artarak hızlandığını görüyoruz. Burada 54,5 olarak açıklanmıştı Haziran ayında. Temmuz ayı final PMI'ne baktığımız zaman 55,5 rakamına ulaşıyoruz hizmet PMI'nde. Bileşik PMI'ye bakalım bir de isterseniz. Bileşik PMI tarafına baktığımız zaman yine burada da güçlü seyrin devam ettiğini, çünkü 50'nin üstündeki verilerin büyümeyi işaret ettiğini hatırlatalım. Burada Haziran ayında güçlü bir toparlanmayla %42,2'den %55,3'e çıktığını gördük PMI verilerinin. Temmuz ayında ise bu rakam 54 olarak gerçekleşti. Genel olarak sabah Asya'dan gelen veriler de bu şekildeydi. Peki bugün hangi önemli veri başlıklarımız var? Takvimimizde neler var? Ona bakalım. Bugün aslında yurt içinde haftanın en önemli verisi var. En önemli verisi tüketici enflasyonu. Geçen ay %78,62 olarak açıklanmıştı tüketici enflasyonu. Yine üretici enflasyonu ise %138 olarak açıklanmıştı. Ve bu noktada son 20 yılın en yüksek enflasyonunu karşılamıştık. Bu yıl işte özellikle baktığımız zaman %80'in üzerine çıkmasında bir piyasada genel bir beklenti olduğunu hatırlatalım. Saat 10'da özellikle enflasyon özel yayınımız olacağını da hatırlatalım buradan. Saat 10.55'te Temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI verileri gelecek. Ve özellikle baktığımız zaman Euro ve Almanya'dan PMI verilerini, İngiltere'den ve yine ABD tarafından hizmet ve bileşik PMI verilerini karşılayacağımızı göreceğiz. Yurt dışında ise Euro bölgesinde en önemli veri Euro bölgesinin Haziran ayı ÜFE verileri olacak. Burada %36,3 enflasyon verisi gelmişti. Euro bölgesinin toplam bu zamana kadar karşıladığı en yüksek enflasyon verisiydi. Bu noktada yine saat 12'deki Euro bölgesinin enflasyon verisini, üretici enflasyon verisini önemli takip edeceğiz. Ve son olarak saat 17.30'da ABD'de ABD Bilgi Enerji Bilgi İdaresi tarafından her hafta paylaşılan ham petrol stokları yine kamuoyuyla paylaşılacak. Önemli verilerden biri olacak. Genel olarak ekonomik takvimimiz de bu şekildeydi. Tabii ki gün içinde önemli veri akışları olacak. Bunu Ekotürk araştırma olarak her daim sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Yine günün önemli verilerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Kripto varlık işlem platformu Paribu, Akademetre işbirliğiyle üçüncü kez gerçekleştirdiği Türkiye'nin en kapsamlı kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Paribu CEO'su Yasin Oral, araştırma sonuçlarını Meclis Kobal'a açıkladı. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının üçüncüsünü yayınladınız. Şimdi öncelikle biraz isterseniz öne çıkan maddelerden bahsedelim. Hani bu üçüncü araştırmada en çok dikkat çeken ne sizce? Yani şöyle, aslında tüm datalarda bir değişiklik var. Bunun en önemli sebebi bir önceki araştırmaya göre çok fazla insanın aslında sisteme dahil olması. Buradaki en temel en temelde göreceğimiz şey tamamen Türkiye'nin genel demografik yapısına yayılmış olması sonuçların. Yani bu da kitlesel bir yatırım aracı haline gelmiş olduğunu gösteriyor bize. Bir taraftan benim en çok ilgilendiğim kısım aslında tek bir slide'dı ama bize çok şey anlatıyordu. NFT kısmı. Yani yaklaşık bir yıldır her yerde NFT konuşuyoruz. Ben her yayında neredeyse ve her röportajda orada neler planladığımızı anlatıyorum. Ve bunun gerçekten bir karşılığının olmadığı, insanlar tarafından bir karşılığının olmadığını ve orada çok büyük bir potansiyelin bizi beklediğini bir kez daha bu tabloda net görmüş olduk. Evet, siz aslında toplantıda da bahsettiniz. NFT'nin ne olduğunu bilmeden NFT alacaklar olacak dediniz. Bunu isterseniz biraz açalım. Ya şöyle, şimdi hayatımıza NFT öyle bir girecek ki artık dijitalde sahip olduğumuz tüm varlıklar. Böyle deyince çok genel kalıyor ve anlamlandıramıyoruz ya.
oyun oynadığınızı düşünün ve oyundan elde ettiğiniz herhangi bir araç, herhangi bir varlık, bu bir karakter olabilir, bu bir ne bileyim, maden olabilir, her şey. Bunların hepsi aslında dijital birer varlık. Dijitalde elde ettiğimiz birer varlık. Daha önce geleneksel olarak hayatımızda bunlar, bu oyunları bizim hayatımıza sunan firmaların veri tabanında duran ve onların üzerinde sorumluluğu olan varlıklardı. Artık onların hepsi değişecek ve bunlar bizim varlıklarımız olacak. Sorumluluğu ve sahipliği tamamen bizde olacak. İşte biz onu elde ettiğimizde aslında elde ettiğimiz şeyin NFT olduğunu bilmeyeceğiz. Sadece benim bir varlığım var diye düşüneceğiz ama zaman peyderpey buraya doğru gidecek. Evet. Şimdi sonuçlara geri dönersek eğer, şimdi araştırma 8 Mart-26 Mayıs arasında yapılmış ve 2 yılda kullanıcı sayısının 10 katına çıktığını görüyoruz, değil mi? Doğru. Bizim kullanıcı sayımız normalde aslında bu istatistik verinin dışında bir dataydı. 2020 yılında 600 bin kullanıcımız varken bugün 6 milyon kullanıcı var. Yani 10 katına çıkmış bir kullanıcı sayısından bahsediyoruz. Toplam için tahmininiz nedir? Şimdi aslında araştırmada şöyle bir sonuç var. İşlem yapan kullanıcı sayısı 8 milyon olarak araştırmanın sonucu. Bu şöyle bir yanılgı yaratabilir, onu düzeltmekte fayda var. İşlem yapan kullanıcı. Yani çünkü kullanıcı sayısını bizim gibi açıklayan platformların tamamında kullanıcıların işlem yaptığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla burada aslında işlem yapan kullanıcının bizim çıkan araştırma sonucuna çıkan datası 8 milyon. İşlem yapanların profilinden de biraz bahsedin bize. Aslında çok detaylı bir şekilde raporda anlatılan kısım, ki bazı sorulara da karşılık buldu sorularda da, Y kuşağının ve orta sınıf sosyoekonomik bir sınıfın burada çok... En çok lise mezunları sizin yani, araştırmaya göre. Şöyle, mesela bu değişti. Geçen seneki araştırmada o üniversiteydi. Bu sene lise olmasının sebebi şu. Aslında lise mezunu sayısı artmadı. İçeriye dahil olan insan sayısı o kadar arttı ki oradaki demografik dağılım değişti. Yani daha az üniversiteli geliyor. Ya üniversitelilerin talebi düştü de liselerin arttı değil. Zaten ilk adapte olanlar üniversitelerdi. Şimdi diğer tarafta adapte olduktan sonra demografik dağılım değişti. Buna böyle bakmak gerekiyor. Peki ilgiye ilişkin, ilgi nasıl dediğimize ne dersiniz? Ya ilgi zaten çok net bir şekilde değişmiş. Onu bayağı apaçık görebiliyoruz ki bugün kripto parayı duyan 10 kişiden 9'u işlem yapabileceğini ifade ediyor. Bu çok önemli bir değişim. Evet. Peki sonuçlardan biri de blok zincirin bilinmediği yönünde. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu çok normal. Çünkü blockchain'i bilmek zorunda değiliz. Varlığından haberdar olmak önemli. Yani arkasında böyle bir teknolojinin olduğunu bilmek önemli. Ama zaten bunu çok az bir topluluğun bilmesini bekleriz. Yani birebir teknolojinin içerisinde olan bir güruhun bilmesini bekleriz normalde, ki doğal olan da budur. Peki hangi bilgi kaynağı etkili dediğimiz zaman oradaki sonuç? Oradaki sonuç çoğunlukla aslında yakın çevre. Çok hızlı devinimi olan bir sektörden bahsediyoruz ve insanların burayla alakalı araştırma yapacak vakitleri bile yok. O yüzden ilk yaptığınız şey, bunu daha önce işin içine girmiş, bununla tanışmış yakınlarınızı denemek, tartmak olur ve zaten araştırmanın sonucu da bize bunu gösteriyor. En çok peki hangi kripto paralar tercih ediliyor? Daha doğrusu yine aslında Bitcoin, Ethereum'u görüyoruz ama hani listeye yeni girenler var mı? Yani şöyle, geri kalanda dağılım çok değişiyor. Yani sektörün yapısına göre, döneme göre gerçekten ciddi değişimler gösteriyor ama değişmeyen tek bir şey var. Bitcoin, Ethereum'un genel olarak da pastadaki payları. Evet, ben sizden genel şu andaki duruma ilişkin de bir değerlendirme almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz evet, sektörel bu yıl için ne bekleyelim? Çok da iyi gitmiyor çünkü. Şöyle, aslında çok iyi gitmiyor diyemem. Bu herkesin yatırımlarını çektiği, yavaş yavaş yaptığı işlemleri duraklattığı dönemde biz tam aksini yapıyoruz. Daha fazla yatırım yapıyoruz. Daha fazla bunun bilinmesi için çabalıyoruz ve ben böyle dönemleri kendimizi geliştirmemiz ve teknolojiye daha fazla yatırım yapmamız için kıymetli dönemler olarak görüyorum. Hiçbir şekilde olumsuz bir anlam yüklemiyorum böyle bir döneme.
Ne kadar süreceğini bilemeyiz ama şu bir kesin, muhakkak benzer bir hareket tekrar karşımıza gelecek. O hareket olduğunda biz kendimizi ne kadar geliştirmişiz? Esas soru bu. Evet, şimdi toplantıda da bahsettiniz. Yeni bir bulut geliyor dediniz. Onu da isterseniz biraz açalım. Şöyle işte, tam bu dönemde biz teknolojiye daha fazla yatırım yapıyoruz ki insanların güvenlikle alakalı ve ekosisteme adaptasyonuyla alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tamam, biz kripto para ekosistemine adapte ettik bayağı bir insanı ama işte NFT'ye adaptasyon olabildiğince zor. Bunu güvenli ve daha kolay nasıl yaparız? Biraz o çabanın ürünü. Nedir peki bu içerik olarak? Ne bekliyor kullanıcı? Self-custody, yani kendi varlıklarınızı kendinizin tuttuğu ama güvenle tuttuğu, farklı partilere yayabildiğiniz bir cüzdan uygulaması ve tamamen güvenli, sizin tarafınızdan sağlanan, başka hiçbir partinin buraya müdahalinin olamayacağı bir cüzdan uygulaması, ileride varlıklarınızı güvenli tutabileceğiniz bir alandan bahsediyoruz. Sizin yurt dışı planlarınızı da merak ediyorum ben, çünkü bir açılım bekliyorduk bu yıl. Bu yıl o açılım gerçekleşecek. Yurt dışı planları, çok daha fazla proje var ve bunların hepsi aslında globale direkt çalışacak projeler. Yüksek olasılıkla birkaç ay içerisinde bunları biz duyuruyor olacağız. Son olarak da regülasyonlara ilişkin beklentinizi sorayım. Hani orada olmazsa olmaz sizce ne olmalı? Yani aslında biraz bahsetmeye çalıştım. Tamam, platformların düzenlenmesi vesaire çok önemli ama yerli ve yabancı platformlar konusunda bazı dengelerin gözetilmesi ve bazı eşitliklerin sağlanması gerekiyor. Biz de aynı şartlarda açıkçası yarışmak istiyoruz sektör içerisinde ve bir diğer taraftan daha da önemli olan şey yatırımcıların korunması. Bunu sadece platformlardan korumazsınız, bunu sosyal medyadan korursunuz, bunu her yerden korumanız gerekir. Yatırımcıları korumak için alınması gereken temel önlemler var. Oralara biraz hassasiyet göstermek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yasin Aral katıldığınız için. Size de kolay gelsin diyoruz. Evet, piyasa analiz devam ediyor. Şimdi konumuza döneceğiz. Cüneyt Dilican'la beraberiz. Hocam doçent doktor Dilican, ekonomist kendisi, bizimle bugün değerli fikirlerini paylaşacak. Biliyorsunuz özellikle bugün enflasyon günü, önemli günlerden biri. Enflasyonda %80 bariyerin aşılması durumunda karşı karşıya kalma beklentisi var. Reuters anketine baktığımızda yaklaşık olarak 14-15 kurumunun katılımıyla yapılan ankette yaklaşık aylık bazda %2.9 civarında medyan bir rakam, aynı zamanda da yıllıkta da %80.5'lik bir beklenti olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü hatırlarsanız Sayın Kavcıoğlu'nun sunumuyla beraber 3. enflasyon raporu yayınlanmıştı. Orada da enflasyonda Merkez Bankası da yaklaşık %19'luk bir artışla %60.4'lük bir seviyeye çıkartmıştı beklenti, yıl sonu beklentisini. Ne dersiniz, kısa vadede zirve görünüp tekrardan bu bölgeye dönme ihtimalimiz var mı? Ya da bu enflasyondaki yapışkanlık bir süre daha devam edecek mi? Şimdi iyi haberlerimiz var Cenk Bey, kötü haberlerimiz var. Bir kere hani şu %5'lik enflasyon hedefi hala metinde, yani şuna artık bir güncellemenin vakti geldi. Yani uzun zamandır %5, tamam hedefimiz olsun da hani biraz da realistik olmak lazım. Yani piyasanın en azından ya burada hani farklı bir şeyler oluyor mu acaba algısını, yani olumlu anlamda algısını yaratabilmek adına en azından o %5'lik hedef, ki hani bu sonsuza kadar öyle kalacak da değil, yukarı aşağı oynayabilir. Tersi senaryo geçmişte de hiç değişmemiş bir şey değil veya da hep orada %5 olarak duran bir şey değil. Dolayısıyla hani biraz realistik olup orayı düzelsek sanıyorum o bile beklentiler üzerinde. Çünkü enflasyon normalde aslında beklentilerle de alakalı bir kavramdır. Dolayısıyla beklentilerin farklılaşması anlamında hani bir fayda sağlar. Hani bu işin bir boyutu. İkincisi hani yapışkanlık var mı yok mu? Enerji fiyatları burada olduğu sürece bu iş kolay kolay dünyada da bizde de çözülmez. Çünkü günün sonunda biz de Çin gibi ya da Avrupa gibi enerji bağımlısı bir ülkeyiz. İşte enerji bağımlısı Avrupa'nın bu kışı hani nasıl geçireceği bütün kanallarda, bizde dahil dünyada tartışılıyor. Dolayısıyla Türkiye hani bir Almanya'dan veyahut da Avrupa Birliği'nden veyahut da bir Çin ekonomisinden daha farklı bir noktada değil. Daha kötü bir noktada da değil ama daha iyi bir noktada da değil. O yüzden bu enerji bağımlılığı orada olduğu sürece bu ne derler
maalesef devam edecek. Yani en azından üretici üzerindeki baskılar devam edecek. Yani tarımda dahil olmak üzere. Şimdi bu tabii kötü haberlerden bir tanesi. İyi haberlere geçersek incirin kilosu vallahi dün ben pazardaydım. Bizim semt pazarında 20 lira. Hani o 160 liraya alan arkadaşlar muhtemelen ya sezonunda almadı ya da hani lokasyon bölge gerçekten fark ediyor. Yani Akdeniz taraflarında ya da Ege'de hani bir şöyle 5 yıldızlı otelin civarlarında muhtemelen hani orada bir markette o fiyat olabilir ama bizim burada baktığınız zaman hani Gazi Osman Paşa semt pazarında 20 liraya da incir bulunabiliyor. Dolayısıyla bu güzel haber. Özetle tabii ki fiyatlarda beklendiği kadar aslında bir iyileşme yok. O demin bahsettiğim enerji fiyatlarından dolayı. Yani baktığınız zaman biberin kilosu 15 lira, patlıcan veyahut da işte dolmalık biber vesaire. Yani ortalama zaten fiyatlar 15 ve 20 bandında. Yani eskiden küsuratlar vardı mesela 16.99 veyahut da işte hani biraz daha algıyı şey yapmak için sonuçta esnaf veyahut da hani pazarlamada bu vardı. Yaparlar hani fiyatları öyle biraz daha şirin göstermek veyahut da hani dikkati farklı bir odağa çekmek amacıyla. Fiyatlar artık hani o anlamda yapışmış sorunuzun cevabı. Yani ya 15 lira ya 20 lira ya 10 lira. Yani öyle ya 8 lira ya 9 lira. Yani öyle 8.99, 8.75 gibi fiyatlar yok. Ama olması gerekene yakın yerlerde. Fakat olması gerekene yakından tabii kimin ne anladığına göre değişken bir cümle söylediğimin farkındayım. Nispeten gıda fiyatlarındaki geri çekilmeyi görüyoruz anlamında söylüyorum. Ama enerji fiyatları burada olduğu sürece ki özellikle de taşımacılık maliyeti burada baskın olan taraf tabii haliyle mazot yani. Dolayısıyla daha da iyi bir noktada derseniz değil. Yani o anlamda değil. Fakat sanıyorum herhalde peak noktaya yaklaşmış durumdayız. Yani daha doğrusu peak nokta derken tepe nokta tabii hani 80'in üstünde atıyorum 85-90'da bir yerde de olabilir, gerçekleşebilir. En azından hani yaz çıkışına kadar yani Eylül sonuna kadar buralarda bir yerlerde olabilir. Sonrası enerji fiyatlarına ve dünyadaki gelişmelere bağlı ama diyeceğim özetle hani tepe noktaya yaklaşmış olabiliriz. Çünkü bir yavaşlama emaresini sanki hissedeceğiz gibi gözüküyor. Ama bu kalıcılık anlamına gelir mi onu bize Eylül sonrası söyleyecek. Daha çok turizm gelirleri aslında söyleyecek gibi. Hani bu da bir başka boyutu. Tabii enflasyonla ilgili olarak hani bugün gelecek data haliyle Merkez Bankası'nın yine para politikalarını hani tartıştıracaktır. Ve onun dışında işte yapılan güncelleme doğru mu oldu, yanlış mı oldu, eksik mi oldu, fazla mı oldu? Hani o tartışmaları yaratacaktır. Ama benim tahminim sanıyorum eğer aylıklarda çünkü geçtiğimiz iki tanesinde böyle çok ufak böyle sanki hani bir yavaşlama emaresi göstermişti. Büyük olasılıkla hani bu ayda böyle gelirse sanıyorum peak noktaya yaklaşmış olabiliriz. Ama dediğim gibi hani kısa süreli de olabilir. Normal o dezenflasyon süreci için gerekli olan baz etkisine kadar kalıcı da olabilir. Onu biraz turizm gelirleri, dünyadaki gelişmeler, enerji fiyatları, bizim kendi başka dinamiklerimiz etkileyecek diye düşünüyorum. Ama tabii enflasyon derken sadece bizimkini de dikkate alamayız. Küreseldeki hani durum ne, ona da bakmak lazım. Küreselde fiyatlarda şu anda genelde artış trendi, tüketici tarafını kastediyorum. Benim takip edebildiğim Twitter'da, sosyal medyada da sanki devam ediyor gibi. Genel anlamda bir resesyon yani durgunluk beklentisi, çünkü enflasyonun içerisinde beklentiler de önem arz ediyor demiştik. Durgunluk beklentisiyle sanıyorum herhalde bir parça yavaşlamayı görüyor olabiliriz. Bu da gerek PMI'larda gerekse de hani benzeri üretici maliyetlerinde kendini bir süre sonra gösteriyor olabilir. Oradan hareketle hani hafif böyle bir duraksamayı görüyor olabiliriz ki aslında en tepe noktada bizde de Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde benim takip edebildiğim kadarıyla buna yönelik bazı cümleler söyledi. Tabii oraya veri akışı, data akışı veyahut da merkez bankalarının elindeki data akışları bizden çok daha fazla olduğu için hani onu da hepsinin üstüne koyarsak sanıyorum öyle bir noktaya geliyor olabiliriz. Ama dediğim gibi biraz yaşayacağız göreceğiz. Çünkü çok fazla değişkenimiz var maalesef. Peki hocam şunu da merak ediyorum. Biliyorsunuz Haziran ayından beri makro ihtiyati tedbirlerin uygulanmaya geçti. İşte ticari kredilerin sıkılaştırmayı, tüketici kredilerin sıkılaştırma yönünde dolaylı yöntemlerle faizleri bir şekilde yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz. Öte yandan turizm gelirleri tarafında iyi verilerden bahsedildiğini görüyoruz. İşte yeni rekor kıracağız, 37 milyar dolara revize ediyoruz. Gelen turist sayısında da yükselişe işaret ediliyor. İhracat tarafında iyi olduğumuzu belirtiliyor. Yani yeni rekorlar hep kırıldığını belirtiliyor. Peki bu dönem işte yaz aylarında döviz kurunun yukarı gitmesindeki etken neydi acaba? Onu hep ben merak ediyorum. Yaza başlarken sonuçta şimdi, bir önceki enflasyon raporunda kurla bugünkü kura baktığımız zaman yaklaşık olarak %21-22 yukarı seyretmiş vaziyette.
Ne dersiniz bu noktada? Görüşünüz nedir? Ya şimdi orada tabii bir sürü değişken var. Yani nedir o dersiniz? Şimdi ihracatçılığın mesela belli bir dövizi bozdurması söz konusu. Döviz tevdiat hesaplarında işte yaklaşık 237'den 217'ye derseniz yaklaşık olarak hani bir 20-22 milyar dolarlık bir çözülme söz konusu. Ama onun dışında bir sıcak para akışı yok. O zaman demek ki yani çıkışta da çok fazla bir şey yok. Çünkü yabancıların zaten büyük bir kısmı çoktan zaten gittiler. Girişte de çok fazla bir şey yok. O zaman demek ki içeride böylesine bir hareket var. Yani içerideki bu talebin ne olduğunu hani bence yorumluyor, çözüyor olmak lazım. Çünkü bir tarafta döviz tevdiat hesaplarının çözülme var. Öte taraftan ihracat gelirlerinden hani belli bir kısmını zaten zorunlu olarak bozdurtuyorsunuz. Ama buna rağmen kur yukarıya gidiyorsa o zaman içerideki talep nereden kaynaklanıyor onu hani anlıyor olmak lazım. Onun da cevabı aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani enflasyon karşısında bir şekilde gelirini korumak isteyen hani bireylerin hala daha dövize teveccüh ediyor olması. Yani benim yakın çevremde bana hala daha hani neredeyse kur korumalı mevduat artık yıl sonu geldi. Yani yenileme olmazsa bitecek. O kadar kur korumalıya geçişe rağmen hala daha mesela bana ya hani döviz mi alayım kur korumalıya mı geçeyim tarzında sorular geliyor benim yakın çevremden. Şimdi hani soru şöyle gelmiyor hani hisse senedimi alayım veyahut da işte hani başka bir yatırım alternatifi önerim var mıdır gibi gelmiyor ya da düz mevduat yapayım mı diye gelmiyor yani. Döviz mi alayım yoksa dövize bağlantılı bir şey mi alayım şeklinde geliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde işte o Şahap Bey'in yapmış olduğu açıklamalar bence işte bu noktada önem arz ediyor. Yani içeride hala daha çok güçlü bir satın alma güdüsü ve davranışı var. Yani işte rakamları söyledi. Sadece yılbaşından bu yana yaklaşık işte 55 milyar dolar döviz alınmış dendi. Yani Merkez Bankası Başkanı böyle söylüyor. Onun ötesinde hani hala daha içeride böylesine hani bir beklenti veyahut da şey var, algı var. Dolayısıyla bir şekilde hani halkımız dövize teveccüh ediyor. Yani bunu talep ediyor dedi. Dolayısıyla o zaman bu algıyı değiştirmek lazım. Yani bu algıyı terse çevirmek lazım. Büyük olasılıkla kurgudur. Tabii bankalar arası para piyasasına çıktığınız zaman veyahut da işte belli vadeler geldiğinde özellikle dış tarafa yapacağınız ödemeler söz konusu olduğu zaman hani onların da mutlaka bir etkisi ve katkısı vardır. Şimdi o noktada algıyı nasıl düzelteceğiz? Bence esas soru şu. Yani hani bu olmalı. Yani algı nasıl değişecek? Şimdi algı bugüne ya da bu döneme ya da bu seneye ya da bu son dönemlere has bir durum değil. Yani ben 51 yaşındayım. Benim çocukluğumdan beri Türkiye'de her zaman dövize yönelik bir tercih olmuştu. İşte yani işin içerisinde tabii ki siyaset bizim alanımız değil ama hani bir sente muhtaç olduğumuz dönemlerden bu yana hani ben o zaman çocuktum. İşte 80'li yıllar deseniz aşağı yukarı başı veyahut da 70'lerin sonu deseniz işte o zaman 7-8 yaşlarında çocuktum. Hani iyi kötü böyle hayal meyal hatırladığım dönemden itibaren diye düşünürseniz. O günden bugüne işte 94 krizi, 2001 krizi, 2008 küresel, işte bizde 2018, işte bu seneki 2021'deki işte kur korumalı mevduat. Yani hep dövize yönelik bu anlamda bir talep oldu. O zaman demek ki aslında şunu sorguluyor olmak lazım belki de. Yani daha makro konuları hep o yapısal hani konuları konuşuyoruz ya. Şimdi yapısal konulardan tabii herkes kendisi farklı bir şey anlıyor. Bence belki Türkiye'nin ilk yapması gerekenlerden bir tanesi de yapısal konuları böyle belirleyecek. Hani gerçekten herkesin anladığı aynı resme mi bakıyoruz diye. Belki de bir yani ulusal yapısal çözüm konseyi kurulması lazım. Önce bir başlıklarda uzlaşmamız lazım. Çünkü ben yapısaldan şunu anlıyorum mesela. Bizim bankacılık sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya işte oranladığınız zaman payı %100'ler seviyesinde. Yani kimi zaman %80, kimi zaman %20 yani mevduatları, kredileri hangisini baz alırsanız. Yani yuvarlak hesap söylüyorum. 1:1 oranında. Öte taraftan bakıyorsunuz sermaye piyasası %25'i geçmemiş. Hiçbir zaman hacim olarak söylüyorum. Yani Borsa İstanbul'daki hani hacim anlamında söylüyorum. Sigortacılığı zaten konuşmuyoruz bile. Yani %1,5-2'lerde gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Leasing faktörünün zaten ondan da geride. O zaman demek ki biz finansal piyasaları bankacılığa endekslemişiz. Türkiye'de sermaye açığı oluştuğu sürece de bunu içeriden ya da dışarıdan ki içeride zaten tasarruflar yeterli miktarda değil. En azından hani OECD ülkeleriyle kıyaslandığında hep dışarıya bağımlı olmuşuz. İşte belli bir faiz ver parayı getir. O da gelmeyince aslında geldiğimiz nokta belli. Demek ki biz finansal piyasalarımızdaki ürün çeşitliliğini, derinliğini ve reel anlamdaki getiriyi sağlıklı piyasa koşullarında oluşturmamışız. Yani Özal'dan bu yana serbest piyasadayız ama aslında serbest piyasa gereğini becerememiş, yapamamış, gerçekleştirmemiş aslında. İşin gereği hani veyahut da doğrusu budur bence.
Hani eğer EV'ye EV otur doğuya doğru konuşacaksak. Şimdi kul korumalı mevduatla merkezin yetişemediği noktada devlet girdi devreye. Dedi ki hani iyi okey o zaman piyasa oluşana kadar düzelene kadar ben topa gireyim hani bu işi düzeltmeye çalışayım belli bir maliyete katlanarak hazine bütçesi üzerinde dedi. Ama sonsuza kadar da bunu devlet yapmayacak. O zaman çünkü hani bunun adı yine siyaset biliminde farklı oluyor. Yani devletin her şeyde iktisatta veyahut da ekonomide piyasada hani çözümleyici olduğu veyahut da hani düzenleyici olması senaryosu yani serbest piyasayı oluşturmadığı takdirde. O zaman demek ki bizim ilerlememiz gereken yer aslında kendini bağıra bağıra söylüyor. Yani sermaye piyasası ve hatta dışlamamamız gereken ve uzun zamandır hani sürümcemede kalan ve hatta yasası da normalde Haziran'da çıkacaktı bildiğim kadarıyla gecikti. Keza Merkez Bankamızın da bir dijital para çalışması devam ediyor. Ona da geçen toplantıda yine değindi Sayın Başkan. Bizim bir şekilde kripto paraları da bu işin içerisinde nasıl entegre ederiz? Çünkü siz bunu entegre etmeseniz de yasal olarak zaten Türk halkı bir şekilde enflasyona karşı kendini korumak için oraya da teveccüh ediyor. Dolayısıyla bunları bir şekilde bizim nasıl geliştirebiliriz ona bakıyor olmamız lazım. Yani bizim Ataşehir'deki binalara odaklandığımız kadar biz aslında buralara biraz daha fazla odaklanabiliyor olsaydık yıllar içerisinde belki de şu anda bazılarında meyvelerini alıyorduk. Yani sukuk örneği. Tamam Türkiye'de sukuk yok mu? Var ama şimdi baktığınız zaman sukuk piyasasında yani faizsiz borçlanma enstrümanları piyasasında dünyanın bir numaralı pazarı belli. Şimdi sukuk deyince faizsiz finansman deyince aklı Orta Doğu öncelikle geliyor ya da Malezya geliyor ama değil İngiltere. Yani bu iş ya İngiltere'de fiyatlanıyor ya Almanya'da fiyatlanıyor. Yani bizden 3 saat 4 saat uzakta fiyatlanıyor. Bize 3 saat 4 saat mesafedeki hani genel anlamdaki hani davranışı veyahut da hani beklentiyi veyahut da yatırım anlayışını tabii ki hani işin teoloji tarafı da var. Hani o boyutunu da dikkate alırsan. Dolayısıyla hani kök sorunlara iniyor olmak lazım. Yapısal hani konulardan ben bunları anlarım açıkçası. Ondan sonrasını hani daha detaylı belki güncel tartışmalara veyahut da durumlara göre tartışmak lazım. Yani bunları çeviremediğimiz takdirde bu iş kolay kolay dönmez. O zaman da o hani tekrardan kapa parantez başa dön. O yani küçük yatırımcının, Ayşe teyze, Salih amcanın, Barış Manço'nun parçasındaki davranışı ister istemez dövize kayıyor, emlak kayıyor, otomobile kayıyor. O zaman biz işte şunu konuşuyoruz. Piyasada sıfır araba yok. İkinci el araç fiyatları uçtu gitti. Allah'ım yarabbim hani Beylikdüzü'nün ötesinde bile evlerin fiyatları ya da kiraları şu noktaya geldi. İşte az yetmiyor sosyal konut. Çünkü yani çok basit bir cevabı var. Yani küçük yatırımcı, başta küçük yatırımcı olmak üzere alternatif bulamıyor. Taksi plakasına gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Biraz cesursa hani girişimci olup esnaf olmaya çalışıyor. Onda da eğer fizibiliteyi yaptıysa ya da doğru yerde dükkanı açtıysa tutturuyor. Tutturamadığı yerde devren satılıp kiralıkları görüyoruz. Yani benim çocukluğumdan beri bu hikaye böyle. Bu resmi nasıl değiştirebiliriz? Bu resmi değiştirmenin bir tane yolu var. Üretim ekonomisi. Yani aslında şu anda izlemeye çalıştığımız hani kısım ama onda da zamanlama, iletişim veyahut da hani başka şeyleri tartışmak lazım. Hani çok uzattım biliyorum sürenizden de çalmayayım. İstersen sorun varsa alayım ya da hani tamam diyorsan bırakabiliriz sevgili Cenk. Başka bir programda kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü programın da sonuna geldik hemen hemen. Normalde burada son kısımda bir analizler yapıyorum. Ondan da zaman ayırmak gerekiyor. Çok teşekkürler katkınız için. Başka bir yerde tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. İnşallah. Evet efendim, piyasanız kaldığı yerden hemen devam ediyor. Hemen bakalım bugün nasıl bir tablo devralıyoruz, yurt dışındaki senaryo nasıl? Asya tarafında Pelosi'nin ziyaretiyle beraber yükselen tansiyona rağmen baktığımız zaman bugün biraz daha ılımlı bir seyrin olduğunu, dünkü satışlardan sonra bugün biraz daha dengelenme çabası içinde bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu belirtebiliriz. Ama tepkilerine böyle çok sert olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz orada bir tatbikatın devam edecek. 2-3 günlük bir tatbikat düzenlemesi olacak. Orada hala tansiyonun tamamen söndüğünü görmemiş olduğumuzu belirtelim. Baktığımız zaman Çin'de 0.43, Japonya'da 0.27, 40 içinde düşüş olurken Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Endonezya tarafında hafif artışlar var. 0.30 ile 0.80 arasında. Avustralya'da ve Hindistan'da 0.20 ile 0.36 düşüş. Amerika tarafına da baktığımızda 0.30'ları bulan yükselişlerin olduğunu söylemek lazım. Burada kritik eşik nedir diye baktığımız zaman kritik konularda dün özellikle DXY tarafında bir toparlanmanın geldiğini gördük. Trend çizgisinde temaslandıktan sonra kanal içindeki harekette hemen kendisi tekrardan mor olan ortalamayı hep önemsediğimizi belirtiyorduk. Altına sarkması oldu, sarkma trend çizgisinden desteği aldı. Tekrardan kendisini 105.8 seviyesinin üzerine taşıdığını görüyoruz. 106.20'lerdeyiz. Buradaki seyir bir dönüş sinyali olarak okunabilir. Dikkat etmek lazım. Aynı şekilde dönüp ABD 10 yıllık tahvile de baktığımız zaman orada da şunu gördük. 10 yıllık tahvil tarafında da
Burada da geri çekilmede bir süreç vardı. Buradaki trend çizgisiyle de temaslandıktan sonra dünkü jeopolitik risklerin tetiklenmesiyle beraber yine bir kaçış yaşandığını gördük. Burada da 2.73 bölgesinin ortalamaya kadar çekildiğimizi söylemek mümkün. Burası kritik bölge. Tepki hareketinin aslında normalde burada sonuç bulması lazım. Eğer bu bölgenin ötesinde tekrardan satışların devam edecek bir noktaya getirirse, yani tahvil tarafında kaçış devam etme noktasına getirecek olursa, hareketin 2.84-2.89 bandına kadar devam etmesi beklenir ama ben normal koşullarda burada dengelenmesini beklediğimi belirtmek isterim. Bu bilgiler ışığında hemen dönelim. Borsa İstanbul tarafına da bir bakalım isterseniz. Borsa İstanbul tarafındaki harekete haftalık grafikte dün itibariyle parabolik sarla temaslanma beklediğimizi belirtiyorduk. Onun gerçekleştiğini gördük. Parabolik sar kendisini aşağı attı. Nerede? 2359'a koydu. Artık haftalık trendde biz şu bölgede başlayan düşüş trendini tekrardan bir yükseliş trendine döndüğünün teyidini aldık. Son 3 haftadır yukarı doğru giden bir seyir vardı. Bu harekette yukarıda 2725 ilk önemli direnç hedeflerinden biri olarak karşımızda olduğunu belirtelim. Aşağı doğru hareketlerde de dikkat edilmesi gereken bölgeler 2527-2503 olduğunu vurgulayalım ilk etap için haftalık grafik adına. Günlük grafiğe dönersek, günlük grafik tarafında baktığımızda şunu görüyoruz. Hemen hemen bir ikili tepe hareketini işaret eden bir bölge olabilir mi? Henüz için bunun sinyalini almadığımız ikili tepeli tehlikeli formasyonlardan biridir biliyorsunuz. Buradaki seyirin ikili tepeye döndüğünü teyidini alabilmemiz için bizim 2606 seviyesinin altında bir fiyatlama görüyor olmamız lazım. Eğer o bölgenin altında bir fiyatlama görüyorsak resim biraz daha derinleşmeye başlayacak bir yapıya işaret eder. Hoş olmaz, onu da belirtmek lazım. 2680-85 bölgesinin geçilmesi durumunda günlük grafik adına değerlendirdiğimizde 2760'a kadar bir potansiyel var. Haftalıkta da arada 2725'e işaret eden bir bölge olduğunu da söyleyelim. Ve 240 dakikalık grafiğe döndüğümüz zaman 240 dakikalık grafikte de yine burada da hedefler açısından baktığımızda 2675 önemli bölgeydi. Daha önce bu bölgelerden hareket başlarken hedef olarak koyduğumuz noktaydı. Orasının tescil edildiğini gördük. Kapanış 2650 bölgesine yakın bölgeden gerçekleşti. Aşağıda ilk önemli destek olarak 2618'i görüyoruz. Onun altında morla gözüken 2590. Bu bölgenin altında bir fiyatlama gelmediği sürece hareketin hala diri kalmaya, yani biraz burayı işlememiz beklenebilir. Bilanço akışı devam ediyor. Bilanço sezonu bitene kadar hareket diri kalmak isteyecektir diyelim. Bundan sonraki süreçte 2675 geçilecek mi, geçilmeyecek mi yakından takip edeceğimiz bölge diyelim. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın. Borsa İstanbul piyasa analizini sundu.